Türkiye Anlas bakalım tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere Malatya deyince kayısı, kayısı deyince Malatya, bu lezzetlerin, bu isimlerin bağdaşmış hali tescilli bir lezzet noktasından sesleniyoruz efendim. Yanımızda Mehmet Kırıcı var. Merhabalar Mehmet Bey, programımıza da hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi tescilli bir lezzet dedik kayısı için. Malatya, dünyada tescilli bir lezzet. Neden, nedeni ne? Dünyada artık tescilli büyüleri sonuçta ve çok da vitamini var mesela içinde. Bu lezzet yani hepimizin aslında çok sık yediği kayısı ama normal kayısından farkı neden Malatya diyoruz şimdi size soralım. Malatya merkezi olduğu için ve artık dünyada marka olduğu için. Aynı zamanda tescilli lezzet olduğunu zaten söylemiştik. Evet tescilli ve vitamin o da çok yüksek bir vitamine sahip. Hem de artık bu kabullenmiş bir ürün. Kesinlikle. Da, tüm dünyada ve Türkiye'de artık çok talep var. Talep var. Biz de bu talebi karşılıyoruz. Doğru mu? Doğru efendim. Nasıl karşılıyorsunuz efendim? Kayısının kaç türü var? Kayısının 4 türü var şu an. Nelerdir efendim bunlar? Gün kurusu kayısı. Gün kurusu kayısının özelliği nedir? Tamamen doğal. Ve sadece güneşte kurutuluyor. Evet. Dediğimiz bu arada rengi biraz daha kahverengiye çalan, doğru mu? Doğru, kahverengi olan. Diğer sarı kayısı turuncu olan. Onlar da kükürtleniyor. İstim ve kükürtleniyor onlar. O rengi alıyor. Bu rengi aldıktan sonra da bunun haricinde? Diğer çeşitleri de kompostoluk kayısımız var. Bizim aynı şekilde. Gerek yaz, gerek kış evinizde yani dilediğiniz kadar alın. Kayısı bozulur mu? Hayır, bozulmaz. Yani evimize çok fazla aldık geldik buraya. Şu anda da Ağustos tam kayısı mevsiminde sizleri ziyaret ettik. Kayısı bozulur mu? Nasıl ve nerede muhafaza etmeliyiz? Ya saklanması düzgün yapıldıktan sonra hiç bozulmaz. Gün kurusu dolapta saklanır. Serin yerde muhafaza edilir. Hiçbir bozulma da olmaz ondan. Sadece gün kurusu dolapta ve serin yerde muhafaza edilmesi lazım. Geri kalan kayısı türlerimiz eğer gerçekten doğalsa dilediğiniz koşullarda saklayabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi verdiğiniz bilgiler için. Peki sadece kayısı dedik ama gerçekten Malatya'ya gelmişken zaten başka bir şey diyemeyiz ama burada sadece kayısı yok. Diğer çeşitlerimiz de var ve burada gerçekten ağızlarınızı sulandıracak hijyene önem veren çok lezzetli ürünlerimiz var. Nelerdir efendim bunlar? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii ki. Kayısı çikolatamız var, kayısı lokumlarımız var, kayısı cezeryemiz var bizim. Kayısı dönerimiz var yine. Kayısı sabunlarımız var. Kayısı yağlarımız var bizim, yani kozmetik olarak. Özellikle hanımların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz. Mutlaka. Kayısı çekirdeğimiz var yine aynı şekilde. Kayısı çekirdeği badem gibi oluyor. Badem gibi evet. Hem tuzlu olanı var hem de sadesi var. Yani kayısıdan burada her şeyi yaptık efendim. Kayısıyı gerçekten çekirdeğine kadar burada kullandık. Yaptık ama yapmaya devam edeceğiz inşallah. Peki ileriye yönelik büyüme yolunda attığınız hedefler, çalıştığınız ARGE çalışmaları illaki vardır. Biraz da bunlardan bahsedelim. Mutlaka var ama şu an için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra inşallah. O zaman bizi takipte kalın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizlere zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun. Lezzetiniz hiç bozulmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Ve Malatya'daki kayısı yolculuğumuzu sizlere buradan seslendik. Yolculuğumuz bakalım nerede son bulacak? Buyurun izliyoruz.